Evet arkadaşlar, pratikten merhabalar. Neler yapacağım? Yani bir slow racing yapmak istiyorum. Çünkü o konuda birazcık zayıfım. XMX'de rahattı da. Bunda bir slow racing yapmak istiyorum. Bir hızlı dur kalkları yapmak istiyorum. Şöyle ki. Gidiyorsun. Belli bir yerde duruyorsun. Ayağını yere koymadan arka frenle duruyorsun. Aynen devam ediyoruz. Bu trafikte çok güzel yardım eden bir şey. Ve aynı zamanda bu hareket çok güzel bir debriyaj gaz kontrolü de veriyor size. Yani ne kadar hızlı debriyajı bırakman lazım, işte duruşuna göre, hareket edişine göre ayağını yere koymamak gibi bir challenge'ın var ya. Bak mesela şu anda biraz daha fazla gaz verdim. Ayağını yere koymamak gibi bir challenge'ın olduğu için o birazcık seni zorluyor. Durdun. Hop. Bayağı durdum bak. Ayağımı kesinlikle yere koymuyorum. Koyduğumda söyleyeceğim. Bu hareket güzel bir hareket. Dediğim gibi hem trafikte şu şekilde, işte önünüzde araba maraba gidiyorsa onlara çok kolay adapte olmanızı sağlıyor. Hem de debriyaj ve gaz kontrolünüzü çok güzel sağlıyor. Debriyajı birazcık çekiyorum. Duruyorum. Durduğum anda devam ediyorum. Burada önemli olan debriyajı tamamen çekmemek. Bak. Bak. Size göstereceğim diye durdurdum. Şöyle ki ya, şunu yapmayacaksın. Onu çözdüm. Ya şurada dur lan. Şurada gidiyor ya motor. Bak tam şu ayarda. Şurada gidiyor ya. Ya burada gidiyorsa şurada tutacak. İnşallah görünüyordur. Burada güç yok. Burada güç var. Bunu bu kadarcık çektim. Durdum. Hala öyle. Sonuna kadar çekmiyorum. İlerliyorum. Ki bak, kaçırmama rağmen yine de debriyajı o kadar güzel bıraktım ki, motor o kadar bağırmasına rağmen hiç fırlatmadı beni. Durdum. Bu sefer şeyi düşünüyordum, debriyajı düşünüyordum, ondan durdurdum mesela. Aynı anda konuşup bütün bunları yapmak zor oluyormuş. En azından yeni başlayan için. Biraz. Ayağımı yere koydum. Bak, konuşmadığımda hiç problem yok. Susuyorum. Bak. Çünkü odaklanıyorum. Bak bu mesela yanlıştı. Motoru düz götürebilmemiz lazım. Hop. Onun için de oradaki key de şu. Anahtar hareket, karşıya bakacaksın. Karşıya baktığın anda karşıya gidiyorsun abi. Yavaşladım. Anladın mı? Hep karşıya. Gözler hep karşıda. Bak yine karşıya bakıyorum. Ya motor sağa doğru gitmek istese bile ben karşıya baktığım için karşıya gidiyorum. Bak şimdi. Karşıya bakmayacağım. Sağ tarafa bakıyorum. Gördün mü bak nasıl döndürüyorum direkt direksiyonu. O istemsiz oluyor. Motor kullanırken bu hep var. Sola bakıyorum. Bak otomatik. Baktığın yere gitmek istiyorsun. Durdum. Tam karşı. Hop. Yine buradayım. Şu ana kadar hiç ayağımı yere koymadım bu arada. Yine koymadım. Bu güzel bir egzersiz. Bunu böyle yaptığım zaman bir de arka frenle duruyorum ya. Ben scooter'dan geçtiğim için arka fren benim için eldeydi. O yüzden şey yapmıyordum. Unutuyordum hep kullanmayı. Bak. Yine koymadım. Olsun. Biraz kötü kalktık ama yine koymadım ayağımı. Yine koymadım. Arka frene de alıştırıyor. Çünkü şu duruşu arka frenle yapıyorum. Buraya döneceksen de aynen bu benim kamerada gördüğünüz gibi kafayı çevirmeniz lazım. Şuraya dönmek istiyorum ya, daha motor dönmeden kafayı çevireceğim. Öyle döneceğim. Olay o. Şimdi 8'e gireyim mi? Gerçi 8 de artık benim için çocuk oyuncağıdır herhalde de. Ama çok da şey yapmamak lazım yani. Bu ehliyet sınavındaki 8 arkadaşlar. Bunu böyle yapıyorsun. Bir tur yapıyorsun.
Oradan girdik ya. Bak şimdi. Şuradan girdim. Girdim. Burayı döndüm. Bir de burayı debriyajla yapıyorsun. Yani şey derste öyle yaptırıyorlar. Debriyajsız da gayet yaparsın. Buradan girdim. Şuradan çıkıyorum. Buradan çıkıyorum. Şurada bir fren vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tam şurada. Ya da düz çizgiydi. İkisini beraber yapmış olalım. Şuraya gelmeden duracaksın. Durdum. Sonra buradan geçiyorsun. Ne vardı? Ha yok yok. Burada frenleme var. Tam şuradan. Bundan sonra bastın. Burada frenleme var. Frenleyip ayağını koyuyorsun. Durdun. Devam ke. Sonra buraya gidiyorsun. Aynen burada engel kaç var. Bak kafam hep bu tarafta görüyor musun? Şu, tam şurada engel kaç oluyor. Engelden kaçtın. En sonunda da şurada panik fren vardı. Buradaki panik frende de arka freni biraz fazla kullanıyor. Gibi. Başta da slalom var. Birazcık yağmur çiseliyor. Korkuyorum açıkçası da. Bastıracak diye. Ama bir yandan da pratik yapmayı istiyorum. Duralım. Bir de bu pratiklerin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bunların hepsini yaptıktan sonra ne kadar yaparsan yap, unutuyorsun, tamam mı? Yağmur başladı bu arada, ben gidiyorum. Hiç giremem o topa. Daha böyle çiselerken eve yetişirsem. Pratiklerin en güzel tarafları değil mi? Pratiklerin en güzel taraflarından bir tanesi şu. Yaptığını unutuyorsun. Herkesin başına gelir. Ceketin su getirmez. Problem yok. Hem de kalanı değil. O yüzden bak görüyor musun debriyaj kontrolü? Normalde biraz zorluyordu yani. Şey, yağmur devam ediyor. Şu an hissediyor zaten. Baktın yağmur devam ediyor, eve kaçar. Ya bu yağmur çok problem değil. Gerçi çocuklar da burada top oynuyor ama. Zaten çok bir şeyim kalmadı ya. Orada güzel pratik yaptım. Yani bir sigara içeyim. Durumun akıbetine bakalım sonra. Akıbetine. Bak şu duruşlarım vuruşlarım yumuşadı mesela şu anda. Böyle oluyordum. Tam durma esnasında. Abi yapın pratik, lütfen yapın. Pratik çok önemli. Aşırı önemli yani. Şuna da bir pasta attıracağız.
Bir sigara içeyim geleceğim. Evet. Yağmur durdu. Kaçmakta haklıydım ama. Teşekkürler. Şimdi birazcık burada da pratik yapacağım. Hatta şu gençlerden birisine bir video çekmesini rica edeyim. Eğer şimdi mola falan vereceklerse. Böyle dışarıdan da bir ne yaptığımı görün istiyorum. Selam gençler. Birinizden bir şey rica edeceğim. Şimdi motorla şu tarafta bir pratik yapacağım da. Bir iki dakika bana biriniz video çekse ya. O, maçta olmayan. Olur mu? Abi, Emirhan gel. Vallahi olur be. Emirhan. Video isteyeceğim sizden de. Video çekecek kimsem yok. Ha? YouTube videosu. Abi kanal ne? Mesutcan Aktaş. Mesutcan Aktaş. Genç. Bana bir video çekmeni rica edeceğim. Olur mu? Olur mu? Ön mü kaldıracaksın abi? Yok be yavrum ya. Pratik videosu bunlar. Ön kaldırmak falan sakıncalı. Yapamayacağından değil. Yaparsın da yapma. Kaldırsana bir kere. Oğlum ön amortisör keçelerini yeni değiştirdim. Dur 3 milyar masraf açma başıma. Haydi bakalım. Ne ara baktınız lan ona? Bakarız abimiz. Oğlum çok çakalsınız ha. Ne yapıyorsunuz gençler? Burada mı oturuyorsunuz siz? Evet abi. Maç yapıyorduk. Ha. Evet. İyi bak ben de şu arka tarafta oturuyorum. Hep pazar alanına geliyor musun buraya abi? Ya buraya geliyorum. Bu bağlar başında bir yer var oraya geliyorum. İleride bir gün motor kullanmak isterseniz bisiklet kullanan var mı aranızda? Ben. Bak bisiklette de her zaman pratik yapın oğlum. Her zaman. Bak benim ömrüm bisiklet kullanmakla geçti. Yani ne olur ne biter her şeye hazırlıklı olacaksınız. Bizim aynen memlekette... Sürdün mü? Ben de. Nasıl motor sürdün? Küçük mü? Yok bunlar biraz küçük. Ay 5 bin lira, 6 bin lira eskiden. Ha 50 cc, scooter böyle küçük. Hayır bunlar. Bunun gibi. Abim arkamdaydı. Ha. Ben ATV sürdüm. ATV'ler de çok tehlikeli. Direkt devriliyor nasıl satayım. Aynen. Çok sıkıntılılar. Yani şeyden söylüyorum gençler. Rica ediyorum hayatınıza bir önem gösterin. Çünkü bizim memlekette sap şey çok çok fazla kabzımal şoför var. Rica ediyorum öldürtmeyin kendinizi. Kaç yıldır motor sürüyorsun? Biraz oldu. 5 var. Yok be. Ne kadardır sürüyor gibi duruyorum? 1 yıl, 2 yıl. Abi, 1 yıl, 2 yıl mı? 3 yıl. 3 yıl. 8 ay. Başka? Var mı tahmin? 7 ay. 3 yıl. 7 ay. 8 ay. 3 yıl. 4 yıl. 4 yıl. Hesaplayın bakayım. Haziran'ın başından beri sürüyorum. Var mı? 3 ay. 3 ay ya. 4 ay. Tahmin çok yaklaşan ben olmuşum. Ben 3 yıl. Yalana bak. Abi ana gaz var bir de. Aklından bir ile 30 arasında bir sayı tutacağım. Tamam mı? Bak. 1 ile 30 arasında bir sayı tutacağım. En yakın o sayıya en yakın olan adam bu motoru limitöre sokacak. Limitör ne mi? Yani? Limitör? Gaz aracı. Hı hı. Aa.
Tuttum abi. Ne oldu lan? Biri bir korktu oradan. Şu. Oğlum ben niye kaçırdım? Aranızdan en yakın sayıyı 1 ile 30 arasında tuttum. 17. 15. 17. 15. Sırayla söyle. 15. Sırayla söyle abi. Abi 19. 20. Buradan başla. Abi buradan başla sıra sıra. 15. 17 abi. 16. 17. 17. Abi 17. 15. 30. Abi ben 17 diyorum. Abi sırayla rakam, sor sırayla. Rakam bir, dur. Bir. Rakam 21'di. En yakın dedim. Kardeşim durdu. 23 dedi. Aa ben de 19 dedim. 22 mi dedin? Abi 20 dedim. 20 mi dedin? 25 sonra 20 dedim. 20 demişse o. Tamam. Aa ben 19 demiştim. Nereden oldu? Sen yap sen yap. Sen yap. Ben 19 demedim. Yap hadi yap. Eren gel. Evet kim kazandı? Sen kazandın. Gel. Abi onu verdik sen ne yaptın? Secret verdim boşver. Güçlü mü? Yapmayı bilmiyorlar ya. Gel bakayım lan sen nasıl yapacaksın gel. Ver bana. Abi motor sürmek zor mu? Ben de biliyorum. Zor abim de. Ben de biliyorum oraya böyle. Ya araba kullanmaktan. Abi kaç basıyor motor? 230. Araba kullanmaktan zor mu? Evet. 30 kat daha zor. Ya durdurması, araba, durdurması. Ya araba kullanmak daha zor. Bak şimdi abim, motorda, motorda hızlanmada hiçbir problem yok gençler. Yani şunu çeviriyorsun, motor uzuyor gidiyor. Mevzu durabilmek. Ama vites atmıyor. Hayır abi, durması zor. Vite, vites çok basit bir şey abicim. Hep alışıyorsun zaten yani. Zaten vites burada var. Durması. Tak 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 tak. Bunda bir şey yok. Durmasında şöyle bir olay var. Bir şey yapsan arkanı bir çeksen zaten kafası gider. Şimdi şöyle, ön freninizde şimdi motorun şu amortisörlerine bakın. Motorun fren sistemi şöyledir çocuklar. Frene bastığın anda o amortisörler yavaş yavaş kapanır. Kapandıktan sonra fren devreye girmeye başlar. Lastik böyle duruyor ya yerde. Sen öne doğru yükleme yaptıkça motorun bütün ağırlığı öne biniyor ya. O lastik iyice yere yapışır, açılır böyle. Daha çok yeri kavrar. Şimdi normal frenleme bu. Bunu yapmazsanız, yani şu ön freni lak diye çekerseniz arkana uçarsınız. O amortisörlerin kapanma şansı olmaz. Kapanmasına müsaade etmezsiniz. Bu sefer lastiği kilitler motor. Lastik kilitlendikten sonra kayar, düşersiniz. Abi eğitim aldınız mı? Eğitim aldım. Ama ben kendimi de çok geliştiriyorum. Şimdi ben YouTube'a video çekiyorum evet ama YouTube'da da bir dünya video izlerim mesela. Yılların eğitmenlerinden, şoförlerin ne olursa olsun yani ben bağlama çalmayı da internetten öğrendim. Anlatabildim mi? Bir şeyler öğrenmeye hiç çekinmeyin. Her zaman bir şeyler öğrenme niyetiniz olsun rica ediyorum. Siz gençlersiniz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Rica ediyorum. Gençler. Ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Dikkat edin kendinize. Eyvallah, sağ ol kardeşim. YouTube kanalının adı Mesutcan Aktaş. Buyurun gelin. Kaydettim ben eve gidince. Eyvallah kardeşim benim. Hadi dikkat edin, iyi oyunlar size. Yolun açık olsun abi. Dövmeyin lan birbirinizi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sonunu çekmeyi unutmuşum dedim böyle bir finali olsun bari. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.